Kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Şimdiden yaparsanız baharda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Neyden bahsediyorum arkadaşlar? Yabani ot. Bakın buralarda fasulyelerimiz vardı. Fasulyeleri aldık, sebze yatağının içerisine attık. Onların üzerine toprak azalmıştı burada. Toprak koyduk biraz. Sonra üzerlerini şu şekilde bir 2 santim kadar samanla kapattık. Seneye baharda geldiğimizde ekimini şuradan şöyle hafifçe açıyoruz. Buraya ekim yapıyoruz. Şu kenarları yine tamamen saman oluyor. Saman olduğu için sebzelerimiz çıktığında herhangi bir otla sorun yaşamıyoruz. Hatta size şöyle bir şey daha göstereceğim. Şu kısmı ise geçen sene yapmıştım bakın. Samanlar bir tek şu ot buradan çıkabilmiş. Bu sene çıkan otlar şöyle gözüküyor değil mi? Mesela buradan bir tane buğday çıkmış, bir tane bu ot çıkmış, birkaç tane ot çıkmış. Ben bu sene ot sorunu yaşamadım. Şuraya bakın arkadaşlar, çürüme başlamış ama acayip sert. Şöyle yürüdükçe bakın. Bak, görüyor musunuz? Bunun bu şu anda bunu geçip de çıkabilecek ot yok. Yani bu ne demek oluyor? Şu şekilde malt yaptığımızda toprağın üzerini örttüğümüz zaman en az 2 yıl ot sorunu yaşamıyoruz. Bak. O kadar sertleşmiş ki açılmıyor arkadaşlar. Buraya kazma geçmiyor. Ya gerçekten kazma geçmiyor. Biz de şu, bu sene de şu çileklerin arasını da yaptık. Şimdi şu çileklerin her ikisinin arasında burada toprak var. Naylonlar tutsun diye. Bu araları da yaptık ki ot burada felaket bir ot çıkıyordu. Şimdi buradan böyle yürüdükçe, ezdikçe bu otlar, bu samanlar şurası gibi olacak. Bakın burası eski, burası yeni. Buradan herhangi bir ot çıkmayacak. Bunu ne zaman yapıyoruz? Sonbaharda. Yani şu anda tam zamanı. Şimdi yaparsanız baharda rahat edersiniz arkadaşlar. Otlar çıkmaya başlayınca, yani çıkmış bir otun üstüne atarsanız eğer bu samanları, bunu gideler geçerler. Ama biz bu samanları şu anda bu şekilde atıyoruz ki otun filizlenmesinin önüne geçiyor. Yani alt tarafa güneş ışığı geçmediği için ot aşağıda filizlenemeyecek. Bakın mesela ben bunu attığımda burada bu ot varmış. Şimdi bu otun üzerini kapatamıyor. Bu ot burada çalışır. Bunu söküp atacağız. Onun dışında herhangi bir ot bırakmadık. Eğer ot varsa o ot büyümeye devam eder. Aynı zamanda burayı, suyu öyle bir tutuyor ki bu saman. Yani toprağınızı alttan yavaş yavaş beslemeye devam ediyor. Bizim için inanılmaz bir şey. Niye? Daha az suyla daha fazla, daha bereketli bahçeleriniz oluyor. Aynı bizim şurada yaptığımız gibi. Bakın şurada yaptığımız gibi. Toprağa bitenleri, mesela toprak azalan yerleri, topraklarını dolduruyorum şurada yaptığım gibi. Bakın orada toprağını doldurdum. Şimdi onun üzerine samanla kapatacağım. Samanla kapatıp noktalıyoruz arkadaşlar sonbahar işlemlerini. Şöyle yaptığımız zaman da herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum ki biz yaşamıyoruz. Mesela şurayı, şu kısmı samanla kapatmıyorum. Çünkü burada şöyle bir dik bir rampa var. Bunları saman yaparsam ot çıkmayacak. Ot çıkmayınca da burayı devrilir, yıkılır. Biz bunun için, bu toprak burada ayakta kalabilsin diye buralara saman atmadık arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Her yerimizi saman yaptık şu anda. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.